Şöyle bir karşı bir alayım. Evet, isminiz? Her ismi. Ha? Ha. Beşli'de lağabınıza kimler derler? Serhaler. Bu mesleğe nasıl atıldın? Şimdiye kadar neler yaptın? Şöyle kısaca bir anlat. Bu meslek babamın mesleği. Evet. Babamızdan kalma. Evet. Onun devamını yaptık. Evet. Önce eski çiftliklerle masra sardık. Hı. Ondan sonra helfelik yaptık. Bedris öğrendik. Hı. Tavuk teleklerini çevirdik. Hı. Onlarla bedris öğrendik. Helfelik yaptık. El dezahlarını dokumacılık yaptık. Hı. Sadırlık gibi, botel gibi, yatak, yüzü, çarşaf. Hı. Bunları çalıştık. Hı. Ondan sonra kilim, savon çıktık. Bunlara geçtik. Şimdi de halıya geçtik. Halı. Evet. Yani sen hiç tut bezini dokudun mu? Tut bezi dokumadım ama onları babam gibi dokudu. Ha, tut babam bezinden başlandı değil mi evvel? Babam gibi dokudu. Ha, bir de şey yaparlardı bak, bir külfalık işlerken böyle, yanınızda bir elinizi kızdırmak için ne derlerdi ona? Onlara mangal derdik. Hayır, bir topraktan yapılı. Onlar neydi onların ismi? Kürün, vardı, kürün. Kürün, kürün. Kürün derlerdi. Ha. Kürüne elini uzatırdın, kızdırdın, yine şak 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 şak. Bu o şak şakı dezgahın bir ikilisi vardı, bir dörtlüsü değil mi? Kaç türlüsü vardı onun? İki ayaklı vardı. Dört ayaklı vardı, iki ayaklı vardı. Üç ayaklısı da vardı. Üç ayaklı da, beş ayaklı da vardı. Beş ayaklı çarşaflar vardı. Evet. Sarı çarşaflar. Şimdi bu ayak çoğaldıkça eni mi fazlalaşıyordu? En o zaman zaten ilk başlangıçta bunların eni 50 santimden başladı. Evet. Sonra 60-70'e çıktı. Sonra 80-90 santime çıkarttı. Sonra 120'li işler çıktı. 140'li çıktı. 180'li çıktı. Bunları biz 180'li kadar el dezahına çalıştık. Güzel. Yani 180'li kadar. Ondan sonra şimdi tabi teknik daha fazla ilerledi. Onun için şimdi de teknik. Şimdi bu sana da sorayım. Bu Besli'den, Besli'yle niye göçtü? Besli'yle göçmesi aslında bu Beylik Ağalığa dayanmış. Ha. Beylik Ağalık devri vardı. Onlar mülklerini para etmek için 8-10 kilometre bir ileriye bir hükümet binası yapılmış yine. Ha. Tarihte yani biz bunları bilmiyoruz da yapılmış. Evet, doğru. Ondan sonra onlar mülkiyetinin için oraya çekmişler. Bizim gibi gariban adamlar da işte birer tükeni birer veye vardı. Onları yukarı şehre dedik. İsmi aşağı şehir, yukarı şehir oldu. Oraya taşındık. Oraya taşınınca elimizdeki 3-5 yıl sermelerimizi birer tüken yaptık. Ondan sonra para bitti. Para bitti. Para bitince hep gurbete döküldük. Gurbete döküldük. İşte seyyarlık yaptık. Mesleğimizin dışında değil de mesleğimizin malı. Gene. Tabii tabii. Evet, karısını, kilimini, savanını, kavlusunu omuzumuzda elimizde sattık. Ondan sonra herkes bir yerde kaldı. Gezerken de iş öğrendin, pazarları gördün, hayatı tabii, daha... Hayat işte vesayetler çoğaldı. Bilmem ne oldu derken her birimiz bir yerde kaldı. Zaten bizden de babamızın da mesleği dokumacı, biz de dokumacı. Evet. Yani aynı mesleğin üzerine der 3-5 kuruşumuz olunca geri mesleğimize döndük. Evet. Mesele bu yani, bu kadar. Evet. Şimdi... Halıyla diğer mesleklerin arasında bir şeylik çektiniz mi, zorunluluk? Hani bu, ya ben bunu yapamam, şöyle batarım gibi bir cesaretsizlik aklına düştü mü? O benim hatırımdan hiç geçmedi. Hiç geçmedi çünkü mesleğin hani devamıdır. Bir gün oldu eşeğe bindik, bir gün oldu ata bindik, bir gün oldu uçağa bindik. Yani bu eşekten başka bir değişiklik yok, kademe kadar. Çünkü bizde cesaret var.
Hiç değişik ya, durmadı. Kültürümüz ha. Yoksa gördüğümüzü tabii, hemen kestirir, hemen yaparız. Zaten babadan çiftlik satmadık, geç birimiz. Babadan çiftliğin var mıydı? Yok, hiçbir şeyimiz yok. Alın terinden başka bir şeyimiz yok. Ha. Kaybetsek ne olur, kazansak ne olur. Ama daimi kazanmaya çalıştık. Kolumuzda bizim devamlı altın bileziğimiz zabit. Evet. Altın bileziği. Şimdi, altın bileziği dediğimiz yani meslek, zanaat. Tabii. Zanaat. Evet. Meslek, zanaat. Tabii. Zanaat, bu felik yaprağından Türkiye'yi donatsan gene donat. Ama imalat, imalat değil mi? Tatlı beşi yok. Tabii. En zevkli, en tatlı ama paralı da olmuyor. Evet. Devamlı para sıkıntımız olur. Evet. Çünkü meslek tabii icabı. Bu her yerde, her şeyde var. Bankalarda icabı. Bile var para sıkıntı. Meslek icabı. Evet. Ama şimdi, imalette evet. Zevkli. Yani gurur duyuyor daha Türkçesi. Evet. Şimdi biz şimdi gençlere de soruyoruz. Bu senin oğlan mı? Oğlum. Ha. Bak babanız neden mücadele gelmiş, uğraşmış. Siz bundan sonra gönlünde ne yapmak istersin? Senin görüşün nedir? Hadi oğlum dedi, anahtarı sana teslim etti. Sen ne yapacaksın bundan sonra? Bir de senin görüşünü alalım. Elimizden geldiği kadar, ha. Biliyor musun? Elimizden geldiği kadar onun gittiği yoldan gitmeye çalışacağız. Ha. Onun gittiği işe tutmaya çalışacağız. Ha. Allah gönlüne göre ne verirse biz de onu yapacağız. Hayır, bir de gelişim teknolojiye. Teknoloji geliştikçe atılımlar o yönde geliştireceksin. Çünkü teknoloji ayak uydurmayınca, bak baban nasıl uydurmamış, elle saban ille de dokuma dokum dememiş. Bak atılmış. Bilmediği halde. Halıyı ne bilirdi eskiden? Söylesen get yan derlerdi. Kafayı mı üşüttük? Bak dalmış. Cesarete bak ha. Tabii. Bu mühim bir şey yani. Genç olarak. Daim teknolojinin üzerine gideceksin. Tabii. Pazarın üstüne çıkacaksın. Mücadeleni yapacaksın. Ya, ha? Tabii. Evet, şimdi bizim burada bir eksiğimiz var, onu da hatırladım. Ben gezdim, film çekiyorum. Ya bu her dalda var. Şimdi bir iş yeri, bir besliye, bir fabrika iş yeri lazım mı kardeşim? Makinanı koymaya, dergahını. Lazım. Bir de ev, yatmak için ev lazım mı? Lazım. Bir de malını pazarlamak için dükkan lazım mı? Lazım. Şimdi bize şart oldu, bir limited inşaat şirketi kuralım bir de. Hı? Bir dernek kuralım. Birleşelim derneklerini. Daha iyi olur. Ha. Kuralım. Dükkan mı lazım? Dükkan yapılsın. Abi, ev mi lazım? Ev yapsın. O da kar, bu da kar. Bunun sıkıntısı esnaf çok çekiyor. Ha? Çok çekiyor. İşte bunu ben bir terim olarak atıyorum yani besinlere. Artık çağın gerisinde değil. İnsana güven veren evine iştir, iş yeridir. Şimdi olmaz. Kapıdan bakınca acaba bugün şimdi gelecek de kira mı isteyecek diye düşüncesi insanın vallahi fikrini bozar. Zaten ha. O kiracıyı hiç Allah göstermesin diye oradan bir kız doğurtturuyor bize. Onun için bu dalda mühendisimiz var. Eskiden yoktu. Şimdi mühendisimiz var, doktorumuz var, her türlü elektrik mühendisi, su mühendisi ne ararsan var. Aynı onların da böyle ifadesi var. Ha. Bu işleri ha. Adamlar Beslili olarak şerefle bu işi yapacak kişiler var. Evet. Ha, yeter ki bir birlik olalım. İşte birlik ha. Olalım da birlikte gene de ha. Bu iş... İşte dernekleşlikten. Dernek deyince benim öyle gidip kağıt pürek oynar, çay kahve içmek değil. Besli'nin geleceğini tartışacak bir dernek olacak. El oturup da çay içelim, kağıt oynayalım. 51 oynayalım, oşkun oynayalım. Bu değil. Güvenilir bir kişi olsa ben buna taraftarım. Ha. Güvenilir kişiler. Ha. Ben güvenilir kişiyi de buluyorum. Şimdi mesela neden olmasın? Çünkü bu inşaat metresiyle belli bir şeydir. Halıda, iplikte olur, bunda olmaz. Şimdi bir müessesenin başında mühendis yoksa orada her türlü dalaver olur. Benim iki oğlum mühendis yani. Neden? Çünkü mühendis sorumlulu kişidir. O sorumludur yaptığı şeyde. Onun için bugün elimizde bunlar var. Mühendis var. Her türlü imkan var. Biz kurduğumuz zaman, sit site verdiğimiz zaman bu dalda da koşacağız. Bir site yapalım diyoruz. Güzel altı dükkan olsun. Üstünde salon olsun. Besinler toplanalım. Derneğimiz de olsa olsun güzel. Gelsin konuşsun kadınlarımız bir yerde düğün olduğu zaman yapsın. Bir salon. Derneğin kendi gençlere göre bir yeri olur. En üstüne de 15-20 kişi temiz bir misafirhane. Gelen misafirler, tüccar, Aydın'dan, Mardin'den, mesela Diyarbakır'dan, Mardin'den, Urfa'dan, nereden gelirse gelsin, Adana'dan, Mersin'den. Orada otursun, yesin, içsin. Sabahleyin geldiği zaman
Adam tıraşlı olur, kahvaltı yapar, aşağı iner, senden kavga alsın. Ondan battaniye alsın, ondan bilmem ne alsın. Şimdi gelişmeler olur da, bu sistemde şu günün şartlarına göre bu iş herhalde biraz yürümez. Yürümediğini keşfi şu. Nasıl? Yapmacılık eski, yani bundan önceki bir sene veya bir buçuk sene veya iki sene önceki dokumacılık sistemi kalmadı. Dokumacının yüzü gülmüyor. Çünkü niye? Faiz sistemi çok pahalı. Faiz yerleşmiş. Şimdi bu kiralar da... Kiralar pahalı, faiz pahalı. Bunu esnaf altından kalkıp da bir de ayrıyeten kooperatiflere şu parayı yatıracağım diyecek şekilde şimdi açığa. Şimdi kooperatife yatırmayacak. Bak bak öyle değil. Bak Beslilerin parası var, mesleğe yok. Senin fabrikan var. Onlar da sermaye yatırsın, sana fabrika yapsın. Sen nasıl kilimi satıp kazanırsan o da kazansın. Sana vadeli vadeli öde. Kira ödeyeceğin gibi ödeyeceksin. O dava bu yani. Karşılıklı iki tarafın karşılıklı güvenliği. Hayır, o da besleli, sen de beslisin. Yapan da besleli, alan da besleli olacak. Sistem şu, besleliyse Antep'e Halep'i yok. Hayır yani şirket olarak. Vatandaş olarak bu doğru kişilerden herkesten şirketleşebilir. Kim olursa olsun yani ile ayırdığım yok yani biz Beslileri hedef olarak söylüyorum yani misal yani olarak. Sistem bu. Yani Antepli de olur, Urfalı da olur, Adanalı da olur. Yani biz Beslileri hedef olarak, örnek olarak gösteriyoruz. Bunlar fark etmez yani. Şu Beslili, şu Halepli diye bir şey değil, ama değil, biz yani ben onu örnek taraftarım. Yani böyle bir hatta gelirli bir şirketlere. Mesela tabii tabii. Ki, bu biz gidiyoruz bir tüccara, bir iplik fabrikasına. Zahmet çekiyor ipi alınca. Adam şöyle böyle. Hem sırtımızdan para kazanıyor hem bize şöyle böyle diyor. Yani onu diyeceğim de biz tutup 50 kişi veya 30 kişi veya 50 kişi koparsa aynı ipliği biz de çıkartabiliriz. Bu da bizim mesleğimizin bir kolu. Tabii tabii. Başka bir dalı değil var mi? Uşak'ta iplik yapıyorlar işte. Aynı dalı işte. Aynı dalı. Yani yapabiliriz. Hani yapılmayacak diye bir şey yok. Yok. Oldu. Biz peki. De tahsile dayanarak da bilgilerimize, geçirdiğimiz tecrübelere, babamızdan, dedemizden, kendimizden bir tahsilden fazla da şeyimiz var yani. Geçmişimiz var, mesleğimizi mi? Tabii, tabii. Peki, verdiğiniz bilgiden oğlum, dolayı teşekkür ederim. Bütün hemşerilerimi yani iftihar ediyoruz. Böyle sanatsal, kültürel çalışmalarına atılganlıklarını gerçekten kumaş duyuyoruz. Yani. Sağ olun, var olun. İlkokul talebası olup da bu seviyede bu başarılar. Hakikaten mutlu bir iş. Değil mi? Arabamızı sürüyor. İşimize bakıyor. İşimizi gece gündüz takip ediyor. Şimdi bizim kadar kadınlarımız da öyle cefakar. Ya da kahramanlığı biz beğenmiyor. Kadınlarımız da kahramanlığı çok. Savurgan değil. Şimdi onu da unutma. Eski gibi karşı sarıp masra sarmıyor. Şimdikler rahat. Biraz rahat. Tekneye bindi. Ya zaten çileyi çekmiş ki yarına faydalanayım diye işte sen...